Değerli Süper Haber TV izleyicileri, Mevzuların programımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz programda istihbaratın ne olduğunu ve istihbaratın tarihteki önemi ve rolünü konuşmuştuk. Bu hafta yine Sovyetolog ve istihbarat uzmanı Alparslan Ertuğ'la beraber önemli bir meseleyi masaya yatıracağız. İstihbaratın tarihine biraz gireceğiz. Çok eski dönemlerde tarihte istihbarat faaliyetlerini konuşacağız. Abi, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İsterseniz geçen programda hani bir soru vardı aklımda ve onu bir sonraki programa bırakalım diye söylemiştim. Oradan devam edelim. Şimdi istihbaratın niçin gerekli olduğunu, devletler adına, örgütler adına ehemmiyetini anlattınız. Bunu biraz açmak istiyorum. Yani istihbarat deyince insanların zihinlerinde çünkü sadece böyle kavgaların ve dövüşlerin yaşandığı, gizli operasyonların yapıldığı sıradan bir şeymiş gibi geliyor ama devletler adına, örgütler adına istihbarat hayati önemi haiz bir kurum halbuki, öyle değil mi? Evet. Şöyle söyleyeyim, yani çok teknik olarak anlatmaya kalksak çok keyifli olmayabilir. Ama özetleyip daha can alıcı, daha vurucu bir biçimde bir tarif yapmak istiyorum ben. Hı hı. Sadece istihbaratla görevli İnsanların topladığı bilgilerden oluşmaz istihbarat. Aslında mesela Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, ekonomik ateşeler vesaireler, yani dış temsilciliklerde bulunan devlet görevlilerinin hepsinin topladığı bilgiler sonuçta devlet istihbaratını oluşturur. Dolayısıyla bu tür bir bilgi birikimi olmadan ekonomik, siyasi, askeri alanda alınacak kararlar çok sağlıklı olmayabilir. O nedenle ben istihbaratı aslında şuna benzetiyorum. Bu şehir hatları vapurlarına gece bineniniz varsa geminin burnunda bir projektör vardır. Evet. Ve orada bir denizci o projektörü kaptanın talimatına göre bir yöne tutar. Yolu aydınlatsın diye. Yani kaptanın görmek istediği yeri aydınlatsın diye. Dolayısıyla istihbarat servisi aslında bir anlamda o projektördür. Yani kaptan siyasi karar verici gibi düşünürsek istihbarat servisini bir tarafa yönlendirir. Projektörün ışığı da istihbaratın kendisidir. Yani kaptanın yolunu aydınlatan ışık istihbarat aslında. Yani siyasi karar vericinin hangi doğrultuda ne şekilde gideceğine karar verebilmek için önünü iyi görebilmesi açısından tutulan ışığa istihbarat desek yani çok daha net, kalıcı bir anlayış ve kalıcı anlayışı kolay bir tanım olur diye düşünüyorum. Evet. Bu intelligent kelimesini de biraz açıkçası kurcalamak istiyorum. Yani hani CIA'nın açılımında Central Intelligence Agency diyor ya. Evet. Hani istihbaratçı ve zekilik ilişkisi. Zeka ilişkisi. Bu konuda neler söylersiniz? Çalışmadığım yerlerden sormaya çalışıyorsun ama size bu konuda bir sonraki bölüme kalabilir belki. 500 milattan önceki 5. yüzyılda yaşamış bir Çinli stratejistin kendisi cevap veriyor. Evet. Ama çok ertelememiş olmak için de daha önceki programda da bahsettiğimiz Savaş Sanatı kitabını anlatacağımız Sun Tzu kitabında istihbaratçıların zeki olması gerektiğini ve istihbarat faaliyeti ile onun ürününün değerlendirilmesinde zekaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Dolayısıyla belki de yani bu intelligence teriminin günümüzdeki kullanımının tarihsel kökeni oraya dayanıyor. Ta oraya dayanıyor olabilir. Yani çok iddialı değilim oraya dayanıyor diyebilecek kadar. Ama biz bu tarihte istihbarat konusunda çalışırken böyle bir ipucu bulduk. Gerisi dinleyicilerimize kalmış. Şimdi bu eski ahitte istihbarat bölümüne geçeceğim ama bunun tam öncesinde yani bu zeka meselesiyle ilintili olduğu için hem bir katkı sunmak adına bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi istihbaratçıların birkaç adım sonrasını
düşünebilen kişiler olması gerektiği iddia edilir. Yani satranç oynarken bir taşın yerini değiştirirken rakibinizin birkaç hamle sonrasını hesap ederek oyun oynarsınız ya. Evet. İstihbaratçıların da bir adım atarken veya bir operasyon yaparken farklı seçenekleri, farklı sonuçları da düşünerek ve değerlendirerek adım attıkları söylenir. Aslında satranç oyunuyla istihbaratçılık arasında da bir ilişki bu anlamda kurulabilir. Onun aslında istihbaratçılık değil, genel anlamda bütün stratejistler için geçerli o. Yani o becerebildiğiniz kadar ilerisini düşünmek. Zaten bunlar daha sonraları, yani özellikle 2. Dünya Savaşı ve sonrası yıllarda ciddi bilim haline geldi. Mesela bir operasyonun lojistiği dair planlanması aslında bir işletmenin üretim planlamasından farklı bir şey değil. Dolayısıyla biz üniversitede öğrenciyken işte o ilk dönemlerde ağ planlaması diye bir teknik anlattılar bize. Yani bir sanayi yatırım yapacaksınız örneğin. Oradaki adımlar, orada yapılacak işler ve o planlamada kritik bir yol çizilir. Yani o kritik yolun üstündeki herhangi bir faaliyet aksarsa projenin tamamı aksar. Hı hı. Ama tali yollardaki faaliyetlerden biri aksarsa projenin tamamına ciddi etkisi olmayabilir diye çok önceden çok ciddi bir planlama yapılır. Evet. İlk adımı atmadan. Yani devlet yönetmek de aslında böyle bir şeydir. Yani atılacak adımları önceden planlamak. Hangisi kritik, hangisi hayati önemli, hangisi tali. Hı hı. Dolayısıyla bütün bu planlamaları yapan yani bir Genelkurmay Başkanı da olabilir askeri bir harekat planlarken. Satranç oynar gibi düşünmek zorunda. Yani bizim her hamlemize karşılık başka bir rakibin nasıl bir hamle yapabileceğini, yani bir de o hamlelere gücünün yetip yetmeyeceğini, hı hı, değerlendirmek doğru bir şeydir. Evet. Aklıma çok soru geliyor ama artık bu eski ait konusuna geçelim. Yani evet, bu konuyu zaten muhtemelen 1-2 program, belki 2-3 program konuşacağız. Ben de aklıma gelen soruları günümüzle biraz ilişkilendirerek yine bu konu bağlamında size sormak istiyorum. Şimdi istihbarat teşkilatları deyince bugün sokakta herhangi birine sorsanız işte aklınıza ilk gelen nedir deseniz muhtemelen Mossad ve CIA diyeceklerdir. İsrail devleti casusluk konusunda, istihbarat konusunda hakikaten çok gelişmiş durumda veya böyle bir imaj oluşturuyor. Bunu da belki masaya yatırırız. Kuşkusuz hani bir devlet olmanın tarihin en eski dönemlerinden gelen bir geleneksel yapısının olması gerekir. Yani çok eski medeniyetlerin kurduğu devletler bugün hala ayakta kalabiliyor. İsrail'de bunların bir tanesi aslında 1948'de devlet olmuş. Fakat mazisi ta Hazreti Musa dönemine kadar dayanan bir devletten bahsediyoruz. Eski ahitte, yani artık ona Tevrat diyemeyeceğiz çünkü Tevrat hani o indirildiği, evet, anda semavi bir kitap. Artık tahrif edilmiş bir kitapla karşı karşıyayız. Eski ahitte ve yeni ahitte istihbarat faaliyetiyle ilgili önemli ipuçları var. Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Bahsedelim. Şimdi Mossad'ın günümüzde çok ünlü olması propaganda faaliyetinin kuvvetinden kaynaklanıyor olmakla beraber, ama böyle bir geleneksel de kültürleri var. Ben eski ahiti seneler önce okumuştum. Bu konuda tekrar yeniden okudum. Şaşırtacak derecede günümüzün faaliyetlerine benzer istihbarat faaliyetleri anlatılıyor. Eski ahitten daha önceki metinlerde, yani açıkçası Sümer tabletlerinde ya da Mısır kaynaklarında böyle bir şeye ulaşamadım henüz. Arkeolojiye meraklı arkadaşlarımdan rica ettim, ya bir şeyler bulursanız bize söyleyin. Hı hı. Ama şu ana kadar elimizdeki en eski metin eski ahit. Eski ahitin 1974 yılında basılmış bir nüshasını esas aldım ben çalışmaya. Çünkü dili biraz eski. Ama herhangi bir mülahaza, gözet
yapılmış bir çeviri olduğu için daha net bazı şeyler ifade edilmiş. Şimdi hepimiz biliyoruz, yani bu Yakup'un oğlu Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılışı, oradan bir bezirgen tarafından çıkarılıp Mısır'a götürülüşü, orada sarayda, Firavun sarayında prens oluşu hikayesini. İşte Yusuf Mısır'da iken Yakup ve oğulları, diğer oğulları Kenan elinde ve Kenan'da açlık var. Mısır ise iyi yönetim sayesinde müreffeh, yiyecek gıda maddesi var. Bunun üzerine Yakup oğullarını Mısır'a gönderiyor. Tabi eski ayetin anlatımlarından bahsediyoruz. Özetleyerek anlatıyor. Ve bunlar Mısır'a gidip saraya diğer buğday almak isteyen adamlarla beraber gittiğinde Yusuf kardeşlerini tanıyor. Bundan sonrasını eski ahitin yaratılış bölümünde 42. babın 9 ve 12. ayetlerinden okuyalım. Bak ne diyor. Ve Yusuf onlar hakkında gördüğü rüyaları hatırladı ve onlara dedi, siz çaşıtsınız, yani casussunuz. Memleketin çıplaklığını görmek için geldiniz. Şimdi demek ki casusluk biraz çok iyi de bir şey değil ki. Kardeşleri itiraz ediyor. Ve ona dediler, hayır efendim, ancak kulların yiyecek satın almak için geldiler. Biz hepimiz bir adamın oğullarıyız, biz doğru adamlarız. Kulların çaşıt, yani çaşıt biliyorsunuz bizim eski Türklerde de casus, bu kelime casus anlamında kullanılır, değildir. Ve onlara dedi, hayır, fakat çıplaklığını görmek için geldiniz. Yani burada çıplaklık, ülkenin ekonomik durumu, güç halde mi değil mi vesaire, onları öğrenmeye geldiniz diyor. Sonra devam ediyor metin. Ama biz burada bir not düşelim. Yani eski ahit milattan önce 1800-2000 yılları gibi öngörüldüğüne göre günümüzden aşağı yukarı 4000 sene önce casus, neredeyse günümüzdeki anlayışa birebir benzeyen bir casus kavramı var ve casusluk kavramı var o zamanki toplumlarda. Sonra sayılar ya da çölde sayım diye çevrilen bölümde 13. bapta 1'den 29. ayetlere kadar bir anlatım var. Bunları parça parça aktaracağım ben, ama bu 1'den 29'a kadar olan bölüm bir önceki bölümde anlattığımız istihbarat çarkının aynısı. Zaten geçen programda da bahsetmiştiniz. Evet. Evet. Şimdi şeyde 1'den 3'e kadar olan ayetlerde Raballah Musa'ya bir emir vererek istihbarat görev, yani istihbarat görevlerini tarif etmesini emrediyor. Okuyalım bakalım. Ve Rab Musa'ya söyleyip dedi, İsrailoğullarına vermekte olduğum Kenan diyarını çaşıtlasınlar diye adamlar gönder. Her biri sıptları, bu sıpt burada kullanılan oymak aşiret anlamındadır. Arasında reis olarak her atalar sıptı için bir adam göndereceksiniz. Yani her oymaktan reis statüsünde bir kişiyi casus olarak görevlendir diyor. Ve Musa Rabbin emrine göre Paran çölünden onları gönderdi. Hepsi İsrailoğullarının reislerindendi. Yani casuslukla görevlendirilen insanlar sıradan değil, her biri bir aşiretin reisi olmak üzere 12 kişi. Evet. Dolayısıyla bizim bilebildiğimiz tarihteki ilk casus, daha sonra isimlerini de göreceğimiz ilk 12 casusla tanışıyoruz böylece. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Bu bir önce okuduğunuz eski ayetteki o ayetle ilgili bir şey sormak isterim. Hani Yusuf peygamberin kardeşleri kendisine geliyorlar. Evet. Onlar da Yusuf peygamber de onlara, siz buradaki çıplaklığı görmek üzere geldiniz
casus musunuz diye soruyor. Evet. Buradaki casusu kavramı hani dediniz ya kötü bir anlam çağrıştırıyormuş gibi geliyor. Çünkü biz casus değiliz diyorlar. Karşı casusluk gibi bir şey olabilir. Yani mesela sanki başka devletin casusları Yusuf Peygamber'in devletine giderek oradan bilgi toplayıp kendi devletlerine götürmek istiyorlar gibi bir anlam çıkıyor. O zaten evet. Yusuf'un kastettiği o. Evet. Yani diyor ki siz bizim aleyhimizde bir faaliyet için geldiniz demeye çalışıyor. Evet. Burada bu 12 ismi uzun uzun isterseniz okumayalım. Sadece bir iki tanesini söyleyelim. Yani tarihte yani şeydeki demin söylediğimiz sayılar bölümü 13. bapta 4. şey 4 ile 14 arasındaki ayetlerde isim isim bu casusları sayıyor. Pardon 4 ile 17 arası. Evet. Bunlardan bir iki tanesini söyleyelim. Mesela eski ayetin anlatımına göre Ruben Sıptı'ndan Zakkuroğlu Şamua, Şimeon Sıptı'ndan Horioğlu Şafat ve böyle gidiyor. Hmm. Dolayısıyla eski ahit tarihte bildiğimiz ilk 12 casusu isim isim sayın kaydediyor, zikrediyor. Evet. 17'den 20'ye kadar olan ayetlerde ise tam istihbarat ihtiyaçlarının tarifi var. Yani gidecek casusların ne tür bilgilerle dönmesi gerektiğine dair bir emir bu. Günümüzdeki istihbarat çarkıyla birebir örtüşen bir şey. Onu görelim. Ve Musa onları Kenan diyarını çaşitlamak için gönderdi ve onlara dedi. Bu yoldan cenuba çıkın ve dağlığa çıkın. Ve memleketin nasıl olduğunu ve üzerinde oturan kavim kuvvetli mi yoksa zayıf mı? Az mı yoksa çok mu? Ve üzerinde oturdukları yer nasıl? İyi mi yoksa kötü mü? Ve içinde oturdukları şehirler nasıl? Konaklar mı yoksa hisarlar mı? Ve toprak nasıldır? Yağlı mı yoksa zayıf mı? Burada verimli mi verimsiz mi demeye çalışıyor. Onda ağaç var mı yoksa yok mu görün. Ve yürekli olun ve diyarın meyvasından getirin. Ve mevsim üzüm turfandaları günleriydi. Biliyorsunuz turfanda deyimi yeni çıkmış. Eskiden bu seraların vesaire olmadığı doğal olarak ürünlerin yeni çıktığı dönemdeki ürüne turfanda denir. Turfanda bizim Orta Asya'daki, Türkistan'daki bir bölüm. Genel olarak meyve ve sebzeler ilk orada olgunlaşırmış diye bir Orta Asya'da söylenti vardır. Yani bu turfanda deyiminin turfanda çıktı sözünden türetildiğini iddia ederler. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Evet. 21'den 24'e kadar olan ayetlere bakacak olursak çarkın ikinci. Şöyle yapalım mı? Son 1-2 dakikamız kaldı. Evet. Bu ayetleri, çarkın ikinci bölümünü bir sonraki programa bırakalım. Evet. Ama son bir şey söylemek istiyorum. Yani aslında bu ayetleri ki önümüzdeki programlarda da konuşmaya devam edeceğiz. Alt alta yazdığımızda İsrail'in istihbarata niçin bu kadar önem verdiğini ve aslında bir anlamda niye istihbarat devleti olduğunu. Geleneksel bir kültür. Evet. Bunu görmüş oluyoruz. Buraya bir daha sonra tekrarlayacaktım ama bir saplama yapalım o zaman. Buyursunlar. Eski ahiti baştan sonuna incelediğinizde bir tek şey görüyorsunuz. Bu İsrailoğulları çölde dolaşıp kendilerine yurt ararken zapt edecekleri her yerde önde casuslar gidiyor, arkadan askerler geliyor. Ve önümüzdeki bölümlerde göreceğiz istihbarat doğru ve sağlam yapılmışsa başarılı oluyorlar. Hatalı istihbaratın sonucu hüsran oluyor. Onları da göreceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim. Yine güzel, ilginç konulara temas ettiniz abi. İnşallah bununla bu konuya önümüzdeki programları devam edeceğiz. Çünkü eski ahitteki mevzuyu anlamadan bugünkü İsrail'i anlamak da çok mümkün görünmüyor açıkçası. Ben de öyle düşünüyorum. Yani çünkü ben İsrail'de de bulundum 90'lı yıllarda. İnanılmaz enteresan toplumsal organizasyonu olan, tehlike anında tek parça haline gelebilen ve çok hızlı tepki verebilen bir toplum İsrail. Öyle sanıyorum ki 3-4 bin sene önceden gelen bir
kültürel kod var yani. Evet. Bu şeylerine, DNA'larına işlemiş desem yanlış olmayacak. Eyvallah. Tekrar teşekkür ederim abi. Değerli Süper Haber TV izleyicileri, bir mevzu derim programımızın daha sonuna geldik. Süper Haber TV YouTube kanalını takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Önümüzdeki program görüşmek dileğiyle.